Efendim Diyanet TV'den herkese hayırlı akşamlar. Edebi ile huzurlarınızdayız. Yayınımızı Altındağ Belediyesi sınırlarındaki Ankara Mevlevi Hanesi'nin güzel atmosferinden gerçekleştiriyoruz. Bugün Ömer Demirbağ Hocamla gönül üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler, daha iyiceyim. Sağ olun. Eyvallah siz iyi gördük hocam. Hocam biraz önce benim de bir son yazdığınız şiirlerinden bir şiirlerinizden bir şiiri paylaştınız. Eğer lütfederseniz, destur verirseniz onu Elbette arz etmek efendim. isterim efendim. Elbette. Öyle başlayalım. Gönlüm redifli şiirinizi ben arz ediyorum. Ne bu gel git, ne bu savrulma? Birazcık dura gönlüm. Seni kim atmadadır? Bir yazısın, bir tura gönlüm. İkilik zulmeti kat kat teke düş, tekte hakikat. Teke düşmez ise heyhat Dahi ziftten kara gönlüm Seni tasvir nice dava Ne deniz resmi ne sahra Nasıl anlatsa ki Mısra Seni tarif zora gönlüm Kimi dosttur ama nadan Kimi evlat ama yaban Nice bin kurtçuğa meydan Bu kabuksuz yara gönlüm Kamu zehriçmişe farzet Ki felek sunmada şerbet Yine gelmez ana nevbet ama bekler sıra gönlüm. Dili lokmanına baktır, sana lütfettiği haktır. O nazar ektiği aşktır, o tohum çün sera gönlüm. Arayış sinede kurşun, bırakın öylece dursun. Gün olur belki bulursun, ara gönlüm, ara gönlüm. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Mukteza-i hale mutabık eskilerin tarifiyle bir şiir oldu zamanın anın iktizasına gereğince münasip bir şiir. Hocam bu tarz şiirler nasıl yazılıyor? Böyle bir soruyla başlayayım. En cevabı olmayan soru budur. Arı ar yapar nasıl İzah yapıyorsun edemez. diye soramazsınız. Necip Fazıl'ın <laughs> poetikası. Evet. Evet. Peki, e, klasik tarzda yazıyorsunuz. Eee belki dikkatini çekmemiştir ama e, mısra ortalarında da kafiye var. Buna musammat şiir musammat deniyor. Gazet. Biraz bu konuda evet. bilgi verebilir misiniz hocam? E, musammat aslında e, beyitten fazla olan birimler için kullanılır. Üçlük yoktur zaten bizim edebiyatımızda. 4 mısra, 5, 6, 7, 10'a kadar var. Bunların hepsine musammat grubu diyoruz. Gazelde arada kafiye kullandığınız zaman dörtlüye dönüşüyor zaten. Evet. Dolayısıyla bu tarz gazellere musammat gazel denir. Evet. Yani mısra aralarında kafiye evet. var. Evet. Oralardan Enter tuşuna bassak dörder evet. mısralı, evet. tabii dörtlüklere dönüşür. Şiirler koşma gibi düşünebiliyoruz. Evet. evet. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Teşekkürler. şiirinizle giriş yapmış olduk. Şimdi hocam bazen öyle durumlar oluyor ki konferanslarımızda, yazılarımızda vesaire medeniyetimizi, kültürümüzü bazen tek bir kelimeyle özetlememiz gerekiyor. Su medeniyeti diyoruz vesaire. Pek çok kelimelerle ifade ediyoruz. Bu ifade ettiğimiz kelimelerden herhalde en güzeli ve en olgunu sanmıyorum gönül kelimesi evet, olsa gerek. Evet, gönül. Yani bizler gönül medeniyetinin mensuplarıyız desek evet. herhalde kimse itiraz etmez. Peki evet. gönül medeniyetinin mensupları olmak ne demektir? Biz gönül medeniyetinin müntesipleri olduğumuzu nasıl gösterebiliriz? Böyle kitabın orta gönülne. yerinden bir başlayalım. Evvela gönül ne? <laughs> evet, gönül Bunu bilmek gönülmedin. lazım. Ee, şimdi işin biyolojik, maddi, fiziki tarafı kalp dediğimiz etten bir pompa. Evet. Ee, bu haliyle dahi korkunç bir harikalık ifade eder. Müthiş bir mucizedir. Düşünün ki bir ömür boyu siz fark etmeden bütün kanı vücudunuza pompalar geri alır, pompalar geri alır. Asla yorulmaz, aşınmaz. Evet. Ta ki zamanı gelene kadar. O kadar nizamidir evet. ki hissetmeyiz evet. bile. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, kilometrelerce uzağa, damarların uzunluğunu bir düşünün. Evet. Gönderiyor ve geri çekiyor. Bu işin maddi tarafı. Yürek tarafı. Evet. Ama kalbin başka bir işlevi de var. İşte o bilimin üstünde. Evet. ilmin üstünde kalp mahalli imandır. Kalp mahalli aşktır. Bu durumda kalp kalp olmaktan çıkıyor, gönülleşiyor. Gönül dediğimiz şey kalbin fizyolojik, maddi kısmının ötesindeki vazifesi, hüviyeti, görünüşü ve kimliğidir. Maddenin ötesindeki kimliği gönüldür. Ve gönül sadece insana bahşedilmiş olan Allahu Teala'nın aşk dediğimiz hadisenin yaşandığı mekandır. Ve gönül yaratıcısının evidir. Evet, tecelli Tabii elbette. Büyük dışımızdaki alemde kıblegahımız Kabe. Oraya Beytullah diyoruz. Evet. Allah'ın evi. Ha bu arada açıklayayım ya okuyucu, dinleyicilerimiz aradan görülmüşse yanlış anlayabilirler. Allah'ın evi derken Allah oranın içinde anlamda demiyoruz. Mülkiyet anlamında. Evet. Allah oraya evim demiş. Oraya bir kıymet affetmiş. Orası bizim Kabe'miz. Evet. Dış alemde Kabe neyse insan dediğimiz daha büyük alemde gönül odur. Tekrar edebilir misiniz? Dış büyük. alemde Kabe neyse evet. insan dediğimiz dış alemden aslında daha büyük olan. Evet. Alemde gönül odur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. Allahu Teala'nın nazar kıldığı yerdir. Ayet Allahu Teala buyurur ki Allah sizin dış görünüşünüze, elbisenize bakmaz. Velakin kalbe nazar eder. Allah kalbe bakar, kalbi ciddiye alır. Öyleyse kalp çok önemli. Aman aman oraya oraya yaklaşmamak lazım. Evet. Ee, Yunus geldi aklıma şimdi. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Gönül yıkmak, Kabe'yi yıkmakla eşdeğer. Kabe, Ebrehe var ya, hani Kabe'ye saldırdı ya, Ebabil kuşları, Kur'an'da bildirilir. Allah tarafından mahvedildi. Aynı şekilde hele hele mazlumun, yetimin, zulme uğramışın, zaten kalbi kırak, kırık olanın gönlünü kılmak da e, Kabe'yi yıkmaya eşdeğerdir bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yiğit odur alçak dura, ayık odur yola vara, göz odur hakkı göre, gündüz göresi göz değil. Diyor Yunus Emre. Gönül böyle bir şeydir. Allah kalbe nazar eder. Öyleyse oraya çok dikkatle yaklaşmak lazım. Bazen felaketimiz olabilir. İki cihanımızın mahvuna sebep olabilir. Bir kalp kırmak. Allahu Teala'nın en dikkat ettiği, ettiği, tenzih ederek söylüyorum, kul lisanıyla üstüne titrediği yer gönüldür. Ve gönül öyle bir şeydir ki, şimdi aklıma geldi, ee, Yaşar Özer merhum ve Emel Sayın çok güzel söyler, dinleyicilerimize tavsiye ederim. Derman kâr eylemez, ferman dinlemez, dertli gönül, deli gönül, yaralı bereli gönül, ezelden çileli gönül. Bakın kul lisanında bu kadar revnak veren gönül, bir de Allah katındaki kıymetini düşün. İnsanı insan eden tek organ gönüldür. İnsanda gönül var. Başka bir canlı da falan yok. Evet, insandaki üstün özellikler elbette var. Zaten yaratan en güzel şekliyle halk etmiş ama insanın insanlığı aşkla mümkün ve aşkın bulunduğu yer, mekan gönüldür. Evet. Aşk e, kullukta en kolay, vuslata giden yol olarak evet, kısa düşünülebilir. Yol. Evet, kanattır, kanat. Aşkın tecelli evet. ettiği yerde kalptir. Bu manada kulluğun temel noktalarından birisi kalbi temizlemektir diyebilir evet. miyiz hocam? Evet. Peki evet. bu kalbi nasıl temizleyeceğiz hocam? Onun bin bir yolu var. Herkesin bünyesine göre değişiyor. Ruhan kimi çileye girer, kimi gurbete girer. Kimi kalpteki Allah dışında olan fani alakaları temizleyebilmek için melamiliye kadar soyunur. Bütün amaç Kalpte Allah'tan başka bir şeye yer vermemek ve dünyanın en zor işidir. Evet. Kalpten Allah dışındaki ilgileri çıkarıp oradan çıkarıp atmak. Yani ameliyat filan bunun yanında bir şey değil. Nazarla mümkündür. Yıllarca, kırk yıl çilelerle olur. Bazen bir anda da olur. Allah'ın takdirine bağlı. Bazen öyle gönül vardır ki bir kere kamaşır ve başka bir şey görmez artık. Evet. Bir kere kamaşır. Onun bin bir yolu vardır. Ancak ee, işte kalbin gönül olmasının yolu az önce söyledim. Maddi, fiziki işlevinin dışında mahalli iman olması. Yani kalp aynı zamanda imanın merkezidir, imanın olduğu yerdir. İmanın ballanmış hali ise aşk. Zaten tasavvufun bir tanımı da bin bir türlü tanımı var. En hoşuma giden tanımlardan biri bu. Nedir tasavvuf? Cevap, imanı aşka çevirmek. Eyvallah. İmanı tatlandırmak. İmanı aşka çevirmek. Yani biz evet Allahu Teala'ya iman ederiz. Vardır, birdir, ebedidir, her şeyi görür, bilir. Kendini nasıl tanıtmışsa öyledir iman ettik. Bu iman. Fakat bunu bir de ballandırmak var. Bir de bunu hale çevirmek var. İşte o durumda gönül devreye giriyor. Eyvallah hocam. Şimdi büyük divan şairlerinden Hayali Bey şöyle buyuruyor hocam. Herkesin bildiği bir şiirdir. Anı hoş tut, garibindir efendim işte biz gittik Gönül derler Serik uyunda bir divanemiz kaldı. Evet. Ey sevgili biz gidiyoruz. Seni terk ettik, bıraktık, ayrıldık, gittik fakat adına gönül dediğimiz bir divanemizi de senin yanında bıraktık. Evet. Onu bari hoş tut. Evet. <laughs> Onu bari hoş tut. Çok <laughs> hoş bir nükte. Peki edebiyat tarihiyle düşünecek olursak Gönlü nasıl anlarız? Yani bizim şairlerimiz, edebiyatçılarımız bu gönle nasıl yaklaşmışlar? Ee, bunu biraz izah edebilir misiniz efendim? Bin bir benzetmeye konulur. Gönül kuşa benzer. Gönül Kabe'dir. Gönül aynadır. Gönül tahttır. Gönül sedirdir. Ne değildir ki gönül? Bir cilt kitap yazılabilir. Elbette, elbette. Sadece sadece teşbihlerine evet. bir çalışma Teş gerekebilir. Teşbih unsurlarına. A murgu dil zülfü perişanındadır. Kande olsam ey peri Gönlüm senin yanındadır. Bakın burada gönül kuştur. Evet. Kimi zaman gönül aynadır. Ayna kırıldığı zaman biliyorsunuz cemali gösteremez. Kırma onu aman dikkat et onu kırma derler. Kimi zaman gönül tahttır, sedirdir. Kimi zaman minderdir, kimi zaman saraydır. Ne değildir ki? Kimi zaman cennetin ta kendisidir. Gönül bir sırçadır cana, evet. kırıldıkta kenet tutmaz diyor. Evet, kimi zaman ülkedir, mülktür, mülki değil. Evet. dil. Kimi zaman denizdir, kimi zaman çöldür. Tam tersi de olabiliyor. Evet, evet. Kimi zaman ocaktır. E, Gönülün benzetilmediği şey kalmamıştır evet, diyebilirim. Evet. Her şeye benzetmişlerdir. E, gönül dendiği zaman hakikaten aynen içi dolu bir e, bidon suyu anında yere çevirirseniz doğru akmaz ya, kelimeler düğümleniyor. Gönül için ne diyeyim diye ben de doğrusu düşünüyorum. Evet. O kadar çok anlatılacak şey vardır ki. Yani bir Atlas Okyanusu'nu bir anda musluktan boşaltmaya çalışmak gibi bir zorluk içindeyiz biz. Gönül anlatmak evet. böyle bir şeydir. Varsa yoksa gönül zaten. Evet. Fuzuli'nin bir şiirini okudunuz hocam. Aşiyanı murgu dil zülfü perişanındadır. Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır. Biraz bu şiiri şerh edebilir misiniz? Sanki bütün programımızın özeti evet. <laughs> bu beyit gibidir evet. ya. <laughs> gönül kuşunun yuvası Demek ki gönül kuşa benzetiyor. Evet, ya. gönül kuşunun, gönül dediğimiz kuşun, evet. o tavus, o hüma, o kartal her neyse, onun yuvası perişan saçlarının arasındadır. Ha Bu arada bir şey anlatmam lazım. Sevgiliye ait olan estetik unsurlardan zülüf, divan şiirinde mutlaka dağınıktır. Taralı saç yoktur. Ve sevgilinin saçları o kadar uzundur, o kadar gürdür, o kadar siyahtır ve o kadar karmaşıktır ki karanlıklar ülkesini andırır. Zülf Gecenin altı ayı sürdüğü, Karanlıklar ülkesi. Oraya giren aşık yolunu kaybeder, kaybolur, boğulur, kalır. Ahşiyanı murgu dil zülfü perişanındadır. Gönül kuşunun yuvası o perişan saçların içindedir. Artık kuş oraya girdiği zaman çıkabilir mi? Evet. Orada kaybolur gider. Kande olsam ey peri, gönlüm senin yanındadır. Gönül kuşu orada ya, gönül neredeyse o da Kanda kelimesinde mükemmel bir tezgah evet, ile. Evet. Bütün hem şeyi ne, oraya bağlamış Hem nerede satın. olsam hem kan içinde bile olsam evet. anlamını buluyor. kelim kanda bile olsa evet, evet. gönlüm, senin, gönlüm yanındadır. senin yanındadır. Şey var, Kadı Burhanettin'de rastlamıştım. Evet. Ee, çok ünlü, bestelenmiş bir gazeli var. Çok da hoşuma gider o. Şaha senin cemalini göreyim, andan öleyim. Susamışam visaline ereyim, andan öleyim. Dün gece men seni menümle düşte görür idim. Bu rüyamın tabirini yorayım, andan öleyim. <laughs> aklım ve fikrim ve gönül zülfün içinde yittiler. Teşviş eğer olmazsa tarayım, andan öleyim. Şu son beyte dikkat. Lütfen. Aklım, fikrim ve gönül zülfün içinde yittiler. <laughs> Kayboldular. Teşviş eğer olmazsa, karışıklık fitne olmayacaksa, bir kere tarayayım da ondan sonra öleceksem öleyim. Diyor. Şimdi aklım Sondaki M harfine dikkat, iyilik eki. Benim aklım. Evet. Fikrim, benim fikrim. Ama gönül diyor. Benim gönlüm değil. O gitmiş. Aa, Şu inceliğe aa, dikkat edin. Evet. Aklım, fikrim ve gönül zülfün içinde yittiler. Aklın, hmm. Aklım, fikrim ve gönül. Gönül artık bana ait değil. O benden gitmiş. Evet. Zülfün içinde yittiler. Teşviş eğer olmazsa tarayım, andan öleyim diyor. Bakın bu daha beyit diyor da beyit evdir. Henüz evet. eşiği yeni geçtik. Avlu burası. <laughs> evet. Daha evin içine girmedik. Ee, İslam inanışında pek çok diğer kültürlerden de gelen, ne kadarı haktır, batılır orasını bilmiyorum. Üç e, kişiden bahsedilir, Kur'an-ı Kerim'de de bunlardan bahsedilir. Bunlar peygamber midir yoksa salih kul mudur belli değil. Hz. Hızır aleyhisselam, İlyas ve İskender. Bu üçü ağabey hayatı bulabilmek için karanlıklar ülkesine yolculuğa çıkarlar. İkisi Abi hayatı bulur ve ölümsüzlüğe ulaşır. Hala yaşıyorlar hayatın bilmem kaçıncı tabakasında. Kıyamete kadar hayatta kalacaklar. Kıyamette herkes gibi onlar da vefat edecek. Ama İskender ulaşamaz. O ölümlüdür. Aklım ve fikrim ve gönül. Dikkat edin. Evet. Aklım, akıl benim aklım. Fikir benim fikrim ama gönül gitti. Evet. Aynı gazelin içinde şunu diyor mesela. Eee bunca zaman bunca zaman lebin için saçın karanusunda yam ağabey hayat kandedir sorayım andan öleyim aynen. karanlıklar ülkesinde ebedi ölümsüzlük suyunu bulabilmek için yolculuğa çıkan üç mukaddes şahsiyetten ikisi ulaşır biri ise ulaşamaz ölür feda olur kurban olur şair zaten divan edebiyatı baştan sona çağrışımlar edebiyatı aynen, aynen. şair bütün bu çağrışımlarla Gönül dediğimiz hadisenin aslında bize ait olmadığını feda olmak için, kurban olmak için, hep hayran kalmak sevmek için yaratıldığını bize anlatıyor. Gönlün işi bu zaten, evet. sevsin, aşık olsun, üzülsün, ağlasın. Gönül bunun için var. Evet, budur. Evet. Ee, yine Fuzuli'nin o şiirine dönecek olursak hocam, aşiyanı murgidil zülfü perişanındadır. Perişan saç, o perişanda da sanki bir tevriye var. Tevriye var, değil peri mi? Perişan. Bakın, hayır evet. yarakçe. Peri ne demek? İşte üç harfler falan diyorlar da cin üç harfli dediğiniz zaman cin demek istediğinizi anlayacak kadar zekidir. Onun için cin diyebiliriz. <laughs> e, Cin'in dişisine peri deniyor. Evet. Ve sizin hayalinizi giyindiği için hayalinize gelebilecek en güzel surete bürünebiliyor ve sizi kendine aşık edebiliyor. Evet. Dişisi bayan olanı. Evet. Peri dediğimiz. Ve baktığınız an bakışlarınızın hapsindedir aslında ama yüzünüzü çevirdiğiniz an kaybolur. Dolayısıyla perilerin yani Güzelliğini göstermez yani. Kaybolur daha bulamazsınız. Hmm. Onu hiç gözünüzü kırpmadan bakacaksınız. Mühim evet. Ve işte o taifenin hanım olanlarını gördüğünüz zaman hiç gözünüzü çevirmemeniz gerekir yoksa kaybolur. Hmm. En güzel özel, en önemli özelliği de şudur. Bir görünür bir kaybolur ya peri gibi. Evet. Peri kaybolur. Peri şan ne demek? Peri gibi. Şanı peri gibi olan. Evet, evet. Aşiyanı murgu değil. Zülfü peri şanındadır. Bir görünüp bir kaybolan. Her zaman göremediğim Züliflerindedir diyor. Evet, evet. Perişan kelimesiyle şair hem dağınıklığı, saçların dağınıklığını hem de peri kadar güzel, peri kızı kadar güzel ve peri kadar ele geçmez. Evet. Her an kaybolabilecek saçları kastetmiş evet. oluyor. Sevgilinin saçı siyah malum. Mutlaka. E, Leyl, Leyla. O da siyah demek. Bunlar evet. da birbiriyle ilgili kullanılıyor elbette, mu hocam? elbette. Neler neler söylememişler hocam, ki. Hocam demek ki bir beyti eksen alsak elbette. sadece orayı izah etsek evet. aslında bütün mevzuyu şey var mesela e, La Edriye ait harika bir beyit var. E, selam olsun kendisine. İskender Pala hocamızda da okumuştum. Evet. E, Mektebi aşk içre Mecnun'la beraber okurduk. Evet. Ben hat meyledim. O ve Leyli'de kaldı. <laughs> evet. Ete bakın te bakın. Evet. Ben Kur'an'ı bitirin. Bütün divan şairleri Mecnun'la yarışır ve onu omuzurup geçerler. Evet. Ben bitirdim. O ve Leyli'de kaldı diyor. Ha. Ve Leyl sure ismi. Evet. Kur'an-ı Kerim'de. Leyl gece demek. Mecnun dediğine göre Leyl Leyla demek. Bakın bir kelimede neler neler evet, var. Evet, evet, evet. Ve divan şiirinde sevgiliye ait olan estetik unsurlar içinde aşık rolündeki şaire en azap veren estetik unsur zülüftür. Evet. Çünkü saç sevgilinin saçları o kadar uzundur, gürdür, siyahtır ki çoğu zaman sevenle sevilen arasında engeldir. Şair ya da aşık rolündeki şair o saçları aşamaz ki cemale ulaşsın. Evet. Ve aynı zamanda kesrettir. Tabii kesrettir. Çokluk günahtır, hangidir? uzaklıktır. Tasavvufta da binbir şekli evet, var evet. bunun. Vahdete evet. ulaşmanın önündeki evet karanlıklar engel. ülkesidir. Aslında Fuzuli e, basit bir hadise anlatıyor gibi ama derinine indikçe indikçe evet. indikçe evet. çok, çok derin tasavvufi bir şey söylüyor evet. aslında. Hatta şey var bunu ben derslerde anlatırken bazen öğrenciler not tutuyorlar. Artık es not eskide kaldı şimdi alıyorlar sesimi alıyorlar. <laughs> not tutarken diyorlar hocam gerçekten şair bu kadarını düşünmüş müdür <laughs> falan diyorlar. Onlara şeyi anlatıyorum tabi hocalarımızın hocası Ali Nihat Tarlan. Evet. Benim de aklıma o geldi. Evet yani. işte o bir beyti yazarmış iki saat <laughs> şerh edermiş. Bir beyt iki saat şair şunu demek istedi, şunu demek istedi. Şu kelime de şunu işaret ediyor filan. Öğrencinin birisi iki saat bir defter doluyor bir beyte Kalkmış hocam demiş yani bu kadar yazdırıyorsun Şair hakikaten bunları düşündü mü? Deyince evladım daha fazlasını düşünmüştür. Çünkü şairi benim. <laughs> Kendi şiirini <gülüyor> yazdırıyorum. <gülüyor> evet evet. Zaten şiir az sözle çok şey anlatmak. Evet. Bazen bir beyit bir kitaptır. Evet. Ee, bahsettiğiniz zatın hocam e, Ali Hatarlan merhumun büyük şerhi Mütun profesörü, Şarih-i Mütun. evet, Şari Mütun. eski Türk edebiyatı alanının kurucusu bile sayılabilecek evet. modern manada bir insan. Ee, o kadar kıymetli bir ders anlatış tarzı var ki, onun dersinde talebelerin tuttuğu notları biz bugün ders olarak evet. okuyoruz. Evet. Yani onun anlattığının şeylerden evet. talebenin anladığını not tuttuğunu bugün evet. ders diye okuyoruz. O kadar büyük kıymetli insanlar evet. gelmiş. Gönülden bahsedilince hocam çok çağrışımı yüksek bir evet. kavram. Ee, yine La Edri'den devam edelim hocam. Bu arada La Edri kavramını da biraz izah etmek gerekebilir. Sanki La Edri diye bir şairimiz evet, var gibi. Ediyorum. Belki bilmeyenler olabilir. La Edri nedir hocam? Ne demektir? <laughs> La Edri idrakten bilinmeyen demektir. Büyük bir şairden evet, bahsediyoruz. Şairi şimdi. bilinmeyen demektir. Bazı beyitler, bazı parçalar, metinler o kadar parlaktır, o kadar çarpıcıdır, evet. o kadar etkileyicidir ki şairi unutturur. Evet. Beyit kalır, şair gerilerde kalır. Ve evet. bunu kim demişti ya? Sonradan an araştırırsınız bulamazsınız. Evet. Da edriler evet. böyle ortaya çıkıyor. İşte mesela çok ünlü la edrilerden biri. Benim iki cihan içre ümidim ol Huda'dandır, Muradım Ruzi Mahşer'de Muhammed Mustafa'dandır. Camilerde, türbelerde çok evet. rastlarız. Kim bunu demişti acaba? Bilemiyoruz. Bilinmiyor. Evet. bilinmiyor. Bazıları da sonradan ortaya çıkıyor. Ya da birilerine atfediliyor, şüphelidir. Evet, evet. Acaba o mu demiş belli değil. Ve Edriler böyle ortaya çıkıyor. Ee, zaten dilden dile dolaşan beyit ya La Edriye'ye aittir ya da Beytül Kasit, Beytül Gazel'dir. Evet. Hep derslerde onu söylüyor. Be Hocam ilk beyit Gazel'in ilk beyti Matla tamam. Evet Son beyti Makta bu da tamam. Peki Beytül Gazel hangisi? Onu nereden bileceğiz? İşte onu bilmek ne şair de onu bilemez. Evet. Yüzyıllar içinde hangisi dilden dile dolaşacaksa, hangisi gönüller, Ha, o, o beytül gazel odur. Onu şair de takdir edemez yani. Evet. O yüzyıllar içinde ortaya çıkıyor yani. Evet evet. Yani ben lisans döneminde hocam başladığımda e, pek çok şair okuyorum, şiir okuyorum, ders kitaplarına bakıyorum. Diğerlerinin isimlerini duyuyorum. Fuzuli. Bak yine filan bu Laidri kimdir diye. <laughs> Oturdum araştırdım bir gün merak ettim. E, demin ismi geçti. İskender Pala hocamız ki Allah razı olsun bu evet. ülkeye e, divan edebiyatı gündemini sokan... Çok büyük hizmetler olan bir insan, selam olsun kendisine. Büyük Üstad La Edri diye bir yazısını okudum. Dedim <laughs> evet. e, buldum. Her i̇şte, La Edri'nin işte. kim oldu? Evet evet. Artık. Dedim şairi buldum, <laughs> hamdolsun. E, hoca o yazısında güzel güzel anlatmış. Şöyle büyük bir şairdir, şöyle şiirleri vardır, şöyle aşıkane gazelleri vardır falan. Ben de okuyorum, şeyi merak ediyorum. Ne zaman yaşamış acaba, eserleri neler falan diye. Hoca en sonunda büyük bir nükteyle e, La Edri'nin aslında bilmediğimiz <laughs> evet, şiirlere mi? koyduğumuz, Bazen, aslında anonim. Yani eser bazen dediğimiz... şairin sahibini unutturur. Evet, eser evet. O kadar parlaktır ki sahibini unutturur. Bu çok kötü bir şey de değil aslında değil mi? Değil, tabi, Eserin tabi, tabi, tabi. şairin önüne geçmiş olması evet. muazzam bir şey. Yani Fuzuli de aslında bir laedridir. Fuzuli hakkında hiçbir bilgimiz yok ki doğru dürüst. Evet hakikaten evet. öyle bir A4 sayfasını dolduracak kadar evet. bilgimiz yok. yok yani varsa ya. yoksa eser eser o kadar kamaştırıcı ki, ki şair geride kalmış. Evet. Ve hiç İstanbul'a gitme imkanı bulamadığı halde. Evet, İstanbul'u bırak İstanbul. Anadolu'yu görmemiş. Evet hiç görmemiş. Evet. ...Bağdat'tan bulunduğu bölgeden çıkan... ...bu çok enteresan değil evet. mi hocam? Belki bunu da biraz konuşmak lazım. Nasıl bir iletişim al ki... ...bir türbe bekçisi ki Fuzuli... ...hani bu saray edebiyatı evet. e, mevzusu gündeme gelir sürekli... ...Fuzuli aklıma gelir. Yani bir türbe bekçisi... ...bugünkü evet. manada, manada düşünecek olursak... ...efendim bir... E, asgari ücretle çalışan bir insan... Dokuz akçeyi bile alamadı şikayetname evet, yazdı. Evet şikayetnamesi var. Belki o kadar bile e, evet. maaş alamıyor. Ama yazdığı şiire... İstanbul'dan nazire yapılıyor. Evet çok kuvvetli nazireler çok geliyor. Çok ilginç bir şey evet. değil mi hocam? Yani evet. gariban bir insanın bir şiirine evet. İstanbul'dan kilometrelerce uzaklıkta bir yerde şiirler yani yazılıyor. Diyorum, Bunu nasıl şöyle, anlamak lazım? Şöyle bir durum var. Bu biraz e, her dönemin insanı kendisinden önceki dönemleri çok geri, geri sanmıştır. Evet. Bu böyle geliyor. Aslında bu bir yanılgı, yanılsama. Elbette ilerleme var, tekamül var ama zannettiğimiz kadar da geri değildiler. Muazzam bir iletişim ağı vardı. Mesela bugün hala daha Mısır piramitlerinde elektrik prizlerinin bulunduğunu söylüyorlar. Demek ki teknoloji herhalde ileriymiş. Hala bunun cevabı yok. Bizim zannetin yani en ileri biziz biz Ay'a gittik. Hı hı. Bizden öncekiler beş kuruş etmezdi. Hayır bu yanlış bir telakki. Ama her dönemin yarım aydınları böyle düşünmüştür. Evet. Kendisinden öncekileri hiç, hiçe saymıştır. Varsa yoksa benim zamanım demiştir. Bu da aslında kültürel gerileme ve cehalete sebep olmuştur. Eyvallah. Bu yanlış bir şey o dönemin ihtişamına, kültürel e, parlaklığına dikkat edin ki hiç askeri yazışma gazel olur mu? Askeri yazışma gazel, askeri yazışma. En kuru ifadeler bildiğimiz rapor verme. Evet, evet. Mesela Sultan 4. Murat e, Bağdat'a sefer açar. Bağdat bizle İran arasında durmadan el değiştiren, İranlılar alıyor, Farslar alıyor, derken biz alıyoruz, onlar alıyorlar, tahribat görüyor durmadan. Savaş meydanı halinde Bağdat. Ve İran aldığı zaman da Sünni aleminin en büyüklerinden olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ile Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kabri şeriflerine karşı da biraz edepsizlikler ediyorlar. Böyle olunca tabi Osmanlı tepki gösteriyor, geri alıyor. Derken onlar tekrar Osmanlı ordusu geri çekilince bölge olarak yakın ya gelip alıyorlar. Bu şekilde Bağdat Osmanlı ile İran arasında çok gidip gelmiştir. Sultan 4. Murat Bağdat'a sefer açıyor. Eniştesi, ablasının kocası olan Hafız Paşa'yı da serasker olarak tayin ediyor Genelkurmay Başkanı. Bağdat'ı kuşatıyorlar fakat çok güçlü bir savunması var Bağdat'ın. Bir türlü fethedemiyorlar, güz geliyor. O zamanın imkanlarında bir kaleyi kuşatırsanız ya da bir şehri mutlaka almak zorundasınız. Yoksa olmadı hadi eyvallah gidiyorum diyemezsiniz peşinize düşerler. Evet. Almaya hani şey var ya Fatih diyor, ya Bizans beni alır ya ben Bizans'ı düşün. İstanbul'u kuşatmışsınız, Olmadı, geri döndüm. Sizi yaşatırlar mı artık? Ya Bizans beni alır, ya ben Bizans'ım. Bağdat'ı kuşatıyor Hafız Paşa. Aylar geçiyor, düşüremiyor. Ve padişaha bir arıza yazıyor. Asker istiyor, yardım istiyor. Gazel yazıyor. Bakın padişah komutan yardım istemek için Gazel yazıyor. Bu askeri bir yazışma. Evet. Gazel'in ilk mısrağı aklımda. Aldı etrafı adı imdada bir er yok mudur? Diye başlıyor. Padişah'tan yani özet olarak istediği bana asker gönder, silah evet. gönder, yardım et. Evet. Fakat bu gazelle oluyor. Evet. Devrin kültürel seviyesine. Ben iletişim Elbette. Için. Dikkat çekmek isterim. E hani saray edebiyatıydı, hani kimse bilmezdi? Ya askeri yazışmalara kadar gazel girmiş daha ne olsun? Padişah alıyor 14 yaşında. Kültürel seviyeye dikkat. Alıyor, kızıyor tabii. Sen gittin beceremedin demeye getiriyor. Bağdat'ı alamadın. Aynı ölçü ve kafiyeyle nazire yazıyor. Cevap vermiş oluyor. Rapora cevap. Hı -hı. Hafıza, Bağdat'ı kurtarmaya bir er yok mudur? Bizden istimdad edersin, sende asker yok mudur? <laughs> bu Hanife şehrin ihmalinle paymal ettiler. Sende aya gayreti dini peygamber yok mudur? Padişah kızıyor paşasına ama bu gazelle oluyor. Bildiğimiz askeri yazışma, rapor sunma gazel tarzındadır. Gazel bu kadar hayatın içine girmiştir. Eyvallah. İşte e, şunu belirtmeye çalışıyorum. Fuzuli, Bağdat civarında yaşamış, ömrü boyunca Bağdat, Hille, Kerbela civarının dışarıya çıkmamış. Fakat Su kasidesini yazdığının senesinde hayreti ve bir tane daha var, Yahya, Taşlıcalı Yahya, galiba o. Çok kuvvetli nazirelerle aynı yüzyıl içinde cevap veriyorlar Su Kasidesi'ne. Yani yankılanış, sanatın ihtizazları dalga dalga yayılması, bizim tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir şekilde olmuştur Vallahi. yüzyıllar içinde. Demek ki bir şiiri gönülle yazınca, Örbette. gönülden yazınca diğer gönüllerde de evet. makes buluyor. Evet. Şimdi Laadri Üstad diyor ki hocam. Gönül yapmak Habibim Kabe bünyade etmeden yedir. Dili mahzunu şahit etmek kul azad etmeden yedir. Evet. Yine fenni gerek sahnı kenisa'da, gerek beyti mükerremde. Hüner bir kalbi mahzunu sevindirmektir alemde diyor. Evet. Aslında cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif gibi. Peki bu beyitler ekseninde gönül yapmak nedir? Gönül yıkmak nedir? Evet. Bunları izah edebilir misiniz? Gönül yapmak iki cihan saadetini getirir. Bazen hiç ehemmiyet vermediğiniz size göre ee, çok önemli olmayan bir olay size cenneti kazandırabilir. Allahu Teala'nın o kadar hoşuna gider ki rızaya ulaşırsınız. Farkında değilsiniz. Herhangi bir ameli küçümsemek, yanlış bir şey yani. Aynı şekilde tam tersi de mümkün. Size göre çok basit, canım bunda ne var dediğiniz bir hata felaketiniz olabilir. Allah muhafaza. İlahi gazabı çekebilir. Çünkü her günah kutre'ye giden bir yol var. Hayır tabii. Israr ederseniz öyledir. Ayrıca Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Diyor ki günahın büyüğü günahı küçük görmektir. Çok günahın büyüğü Canım, bunda ne var? Demektir. Bilemezsin. Allahu Teala'nın gazabını çekebilir. Bilemezsin. Onun için günahlardan, Ha, bu kadar dehşetli bir yolda el yordamıyla ile ilerliyoruz. Kurtuluşa doğru ilerliyoruz. Elimizden tutsun diye 124 bin peygamber göndermiştir. Evet. Bu kadar da Rahman ve Rahimdir. Evet. O da yetmemiş kitap göndermiş, harita göndermiş. Kurtulalım diye. Bunları, bunları, bunları yaparsan kurtulursun. Bunları, bunları, bunları da aman yapma. Oralar tehlikeli. Bak uçurum. Düşersin, ayağın kayar." diyor. Bunun içinde hepsinin özeti gönül yıkmak ya da gönül yapmak. Gönül yapmak sizi cennete götürür. Gönül yıkmak ise mahveder. Evet. Mahveder. Nitekim mesela e, güler yüzlü olmak. Hadis-i şerif güler yüz sadakadır diyor ya. Sadece güler yüzlü olmak ne büyük bir incit, evet, değil mi? Güler yüz sadakadır. Hiçbir Sadaka denince yok. bizim kültürümüzden tabii çok da hurafe karışmış. Sadaka sadece işte el açana, fakire, yoksula verilen para zannediyoruz. Öyle değil. Güler yüz sadakadır. Çocuğun başını okşamak sadakadır. Ço kendi öz çocuğunuza giderken çikolata almak sadaka sevabıdır. Eve girerken güler yüzle selam aleyküm demek, karşılayanı sevindirmek, güler yüzle karşılamak sadaka sevabıdır. Bunlar hepsi Allah indinde iltifata sebeptir. Evet. Tam tersi, bakın çok ilginç bir hadisi şerif, sağlam hadis, kaynaklarda geçer. Hı hı. Allah asık suratlı kuluna buz eder. Bu hadisi şeriftir z etmek ne demek buz etmenin Türkçe tam bir karşını bulamıyorum ama manası şudur evet. buz etmek şu demek sen dur seninle görüşeceğiz demektir <laughs> tehdittir buz etmek Sen hele dur sana sana ben bunun cezasını göstereceğim demektir Allah'ı kızdırmaktır Allah, Allah asık suratlı kuluna buz eder e, Asık surat gönül yıkıyor Çünkü evet. değil mi evet. adam bak bakıyorsun mahkeme duvarı ne bir bir bardak su isteyemez Buna karşılık güler yüz ise kerem demektir. Kerem demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin en güzel tarafı normal durduğu zaman bile güler yüzlü idiler. Hele hele bir şey hoşlarına giderse tebessüm buyurdukları zaman sahabi diyor ki etraf aydınlanırdı. O tebessüm ettiği o kadar tatlı tebessüm ederlerdi ki kurban olmayı isterdiniz. O bir şey hoşuna gitti ve gülümsedi değil mi? Biz cenneti görür gibi olurduk diyor sahabi. Hazreti Ali'den rivayet Yazın uzun günlerine Ramazan denk geldiğinde, e tabi çöl iklimi sıcak, susamışlık var. Onun bir tebessümü diyor bize iftarı unutururdu. Onun huzuruna gidelim de onun tebessüm ettiğini görelim. E, hatta gece karanlıkta kendileri tebessüm ettiği zaman, e, kandil de demek yokken diyor dişlerinin arasından nur fışkırdığını görürdük diyor aydınlık. Gönül böyle yapılıyor işte. Gönül Eyvallah. böyle yapılıyor. Eyvallah hocam. Ee, gülümsemek, tebessüm etmekten bahsettiniz. Bir Farsça bir beyitten bir Mısra aklıma geldi hocam. Haceti meşata niist ruyidilaraamra diyor. Evet. Gönüllere ferahlık veren bir yüzün evet. süse, kuaföre, makyaja vesaire hiç bir şey gerek yoktur. Itiraf, evet. şeyi gerek yani binlerce bakım, kozmetik sanayi olduğu gibi <laughs> hiçbir şey güler yüzün yerini tutmaz. Tutmuyor değil tutmaz, mi? Tutmaz tabii. Eyvallah. Yunus Emre'den devam edelim hocam. Yunus Emre der hoca, gerekse var bin Hocam. hacca hepsinden iyice bir gönle girmektir hepsinden gönle eyyuh. girmek diye evet. bir tabirimiz var, mefhumumuz var. Evet. Buradaki gönül herhangi bir gönül müdür? Gönle girmek ne demektir? Şimdi onu Yunus'a sormak <laughs> lazım. Onun, onun bütün amacı Taptuk'un gönlünde yer edinmek. Evet. Yunus Taptuk beni sevsin gerisi, gerisi önemli değildir. Doğrudur. Şimdi Allah indinde makbul zatlar vardır. Allah indinden makbul olmak o kadar önemlidir ki Allah'ın değer verdiği, kıymet biçtiği kişinin gönlü içinde yer edinmek aynı makbuliyetten sizi behredar eder, hissedar eder. Ondan feyzin size akmasına sebep olur. Pek çok müşkülünüz hallu asan olur. Siz fark bile edemezsiniz. Allah indinden makbul birinin gönlünde yer edinmek, onun hoşuna gidecek bir iş yapmak, bir hizmette bulunmak yani binlerce yıl ibadetten daha makbul olabilir. Çünkü Allah'ın ibadete ihtiyacı yok. Allah samettir. Evet. Ama sevdiği kuluna bir iyilik yaptığınız zaman, o kulun da gönlü hoşnut olduğu zaman aynı hoşnutluk Cenab-ı Hakk'ın rızasına yol bulmaya vesiledir. Onun için e, inancımızın gereği, bizim kültürümüzde kimlerin gönlünü hoş etmeliyiz, evet. kimlere yani gönlünü üstün tutmalıyız ama onların hatırını hoş tutmalıyız. Bir, anne baba en başta geliyor. Öf diyemezsin yasak. Evet. Kur'an'la yani. yasaklanmış. Evet, evet. En ufak bir bıkkınlık tavrı haram. Efendim haklı haksız öyle bir şey yok. Yani e, haklı mı olması lazım? Evliya, melek mi olması lazım ki sen ona hoş bak? Hayır. Tabii. Haksız da olsa öf diyemezsiniz. Evet. Hele anne, hele anne. Hele anne. Evet. Muhteşem bir sosyal nizam yani. Tabii, muhteşem. Gayet, tabii. Evet, anne babaya öf demek haramdır, yasaktır. Haklı haksız diye bir şey yok. Hı -hı. İkincisi, garip. Gurbette, kimsesiz. Yerinden yurdundan ayrı insanı incitmeyeceksiniz. Onun gönlünü hoş edeceksiniz. Allah ondan hoşlanıyor. Evet. Allah'ın rızasına sebep. Üçüncüsü, gayrimüslim bile olsa, zulme uğramışsa, haksızlığa uğramışsa, bakın Müslüman değil. Evet. Mazlum ise onun gönlünü hoş edeceksiniz. Ve dördüncüsü yetim. Evet. Yetimi gönlünü hoş tutacaksınız. Bunların gönlünü şahit ettiğiniz zaman Allah size cenneti verir. Çünkü Allah deyyandır. Deyyan Deyin borç demek Arapça. Evet. Allah borç altında kalmaz. Siz yap, yaptığınız zaman Allah altta mı kalır? Size daha fazlasını verecektir. Tabii. O kaybolmaz yani yaptığınız. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Yine Yunus Emre'mizle devam edelim. Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Şimdi evet. yüce dostun mekanı, arz buyurdunuz. Evet. Gönül, büyük tecelligah. bunu nasıl anlamalıyız? Yani Yüce Dost, Hak Teala, Gönle biz ne yaparsak tecelli eder. İşte o gönlü ona yani bir misafir bekliyorsanız, evinize birinizin gelmesini istiyorsanız bir hazırlık yaparsınız değil mi? Evet, yani. evet. Hele bu şekilde darmadağın olsun misafir olmaz o. Hatta gelirse aman şuraya dikkat edin, şurayı temizleyin, şurayı kaldırın. Evet. Misafir gel Hele büyük misafirse daha da itina gösterirsiniz. Aynı şekilde gönlü bir kere bir temizleyeceksin. Ona layık hale getireceğiz. Ve gönül tek kişiliktir. İkinci misafire yürü yoktur. Evet. Şimdi dilde gam var, lütfeyle gelmeyi rur. Olamaz bir hanede mihman, mihman üstüne. Gönül tek kişilik. Ona layık hale getirme önceki programlarda demiştim la ilahe evresidir ve en zor iştir. Tekrar izah edebilir misiniz hocam? Yani tasavvuf, tasavv tabi tasavvuf erbabının tanımına göre tasavvuf. Evet. Herkes bir tanım söylemiş. Hepsi de doğrudur, haktır. Birinin bir büyük tasavvuf ulusunun değişine göre, tasavvuf baştan başa kelime-i tevhidden ibarettir. La ilahe illallah'tır tasavvuf. Bir la ilahe var, bir de illallah var. Evet. La ilahe Kesin. ilah yok demek. İllallah Allah'tan başka. Gönül evinde Allah'tan başka bir şey bırakmayacaksınız ki Allah tecelli etsin. E düşünün biz kul iken bir başkasının varlığını kabul etmeziz değil mi? Biz kıskanıyoruz. Kul olduğumuz halde, hatta Kul olduğumuz e, az önce e, bir kardeşimle konuşuyordum, kediler kıskanıyorlar ya. Kedi <laughs> kendisinden başkasının sevilmesini istemiyor. Öyle hakikat. Evet, evet, evet. Hayvana. Bir de tabii kendine mahsustur. Bize bu gönlü veren, her şeyi halk eden Allah'ın yanında başka birini de Allah'a Şirk işte bu. Olmasın. Evet, evet. Olmaz. Sevilmeye en layık olan odur. Aşık olmaya tek layık olan evet. odur. Çünkü sevmek ve aşk üç şey olur güzelliği olur kemalatı olur ihsanı olur üçünün de yaratıcısı odur. Başka kimseden evet. yok. Mer Yegane yani merci. Elbette. Elbette. Onun için Allahu Teala'nın bir adı gayurdur. Gayret sıfatı vardır. Allah kendisinden başkasının varlığını evet. kabul etmez. Bu Hak Teala'nın gayret sıfatını biraz açabilir miyiz hocam? Orası mühim. Yani bizdeki tecellisi bildiğimiz kıskançlığa benzer. Evet ama kıskançlıkta değil mahsustur. gibi tabii. tabii münezzehtir Cenab-ı Hak. O kelimeyi benzeriz. kıskançlık olarak çeviriyoruz ama tam karşılamıyor. Şey yok. Biraz izah edebilir şey Yani kısmak fiilinden mi geliyor onu bilmiyorum. Hı. Mesela kıskançlık kelimesi haset anlamına da evet, geliyor. Evet bizde öyle. Biz evet. haset anlamında kıskançlık. Namus anlamına da geliyor. Evet. Hamiyet anlamına geliyor. Yani hepsini kıskançlıkla biz açıklıyoruz evet, evet. tek kelimeyle. Oysa olumlu ve olumsuz tarafları var. En evet. düşük en altta ve olmaması gereken şey hasettir. Allah muhafaza. Evet. Onun daha ilerisi, yukarısı gayret. Onun biraz daha yukarısı namus. Onun biraz daha yukarısı hamiyet. E mesela vatan paylaşılır mı? Tabii ki. Vatanda senden, senden başkasının çizmesini ister misin? Kim ister? Hiç kimseyi. Akif'i Akif yapan kıskançlık duygusu değil mi? Evet. Yoksa Akif... On binlerce benzeri gibi muhterem bir veteriner olarak tarihe gömülecekti. Biz bilmeyecektik. Evet. Akif'i Akif yapan evet. o kıskançlık duygusudur. Evet. Çok güzel aşk şiirleri de yazabilir. Buna tabii kabiliyeti de vardı. Çok güzel bir evet. divanı da olurdu. Evet, Bugün bahis de mesin Eymesin de. mabedimin göğsüne eli. Başka bir derdi var. biliyor musunuz? Ya da ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garbaç çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Diyor. Kendi kendine kahrediyor. Evet ne yıkıntıdır, ne iflastır, ne hüsrandır ki doğunun ben kanı bozuk evladı, baştan başa yurdumu baş, yabancılara çiğnettim. Ben ölseydim daha iyiydi, ben kahroldum demeye getiriyor. Kıskançlık bu. Tabi bin bir şekli var, makbul olanı da var. Hı hı. Hatta kıskançlık olmaması büyük bir eksiklik, insanlıktan çıkış evet. dahi sayılıyor. Bu kadar önemlidir. E peki bu neyin tecellisidir? Yaratıcının bir tecellisidir. allah Teala'nın bir tecellisidir. Allah la ilahe illallahı bize Resulü ile niye öğretti? Benden başka ilah yok. Kabul etmiyor Cenab-ı Allah. Hepimiz öyle değil miyiz? Hepimiz öyle değil miyiz? Evet. Mesela e, çocuklarım başkalarına hürmet ederler, saygı hoşuma gider ama baba ben, bana baba diyecekler. Evet. Bakın bu benim kendi şahsım, kendi dairemde gördüğüm şey. Herkes böyledir. İnsanoğlunun yaralışı bir istiklaliyet duygusu vardır ki bu Cenab-ı Hakk'ın Gayur isminin insandaki tecellisidir. Öyle ki düşünün Koca koca sultanlar evlatlarına kıymışlar. Evet. Öz evlada kıyılır mı? İstiklal bende, hüküm bende olsun. Bu hepimizin yaradırışında vardır. Şimdi e, işte mesela Allahu Teala'nın en sevdiği varlıklar peygamberler. Evet. Onlar özel. Allah'ın elçisi. Masumiyet, ismet sıfatları var. E, böyleyken onlar neler çektiler? Ne ızdıraplar çektiler? Hepsinin yani büyük bir kısmının diyelim bu gay gayur isminin tecellisidir. Ee, Hazreti İbrahim'e e, İsmail doğduğu zaman o da nebi, fazlaca sevindi diye evet. götür onu kes. Ne büyük imtihan. Tabii gayet tabii. Hazreti Yakup 11 evladının dışında birine çok düşkündü Yusuf'a, fazlaca düşkündü diye hemen ayırdı. 30 küsür sene rivayete göre. Evet. Yusuf Yusuf deyip, deyip ağladı gözlerini kaybetti. Ve Yusuf. Kuranda geçer. Yakup böyle diyordu diyor. Yani böyle bir Tecelli vardır. Allah, Allah kadar başka bir şey sevmenizi istemezsin. Evet, evet sevgi vardır. Evladımızı severiz. İş, ama evlat gibi seveceksiniz. Allah yerine koymayacaksınız. Evet. Parayı para gibi seveceksiniz. Allah yerine koymayacaksınız. Allah, Allah gibi sevilmeli. Ötekiler kul gibi, geçici olduğunu bileceksiniz. Bu ölçüyü taşırdığımız zaman tokat yeriz. Yediğimiz tokat da ayrılık, hicran, kıskançlık, darbe görmek, karşılık görmemek şeklinde dağlanırız. Allah bize der, ya gördün mü işte halim budur işte çek şimdi der bize. Evet e, bu sözleriniz üzerine bir şiir aklıma geldi 20. yüzyılda Kelami isimli bir şair. Kelami. Evet var mı hiçbir fert ki bulmuş intizamı alemi? Bakma dünya işidir bu daima viran gider. Diyor. Evet, daima yani. viran şimdi gider. Evet. yine bir şiirle devam edelim. Kimseye baki değildir mülkü devlet üzer bir harab olmuş gönül tamir etmektir hüner. Evet. Bir harab olmuş gönlü tamir etmek aslında pek çok şeyden daha makbul. Evet. gösteriliyor. Evet, Allah'ın rızasına ulaştırır Bu konuyla ilgili şeyler söylemek. Yani yok insanı yok. bırakın bütün çevreye, varlığa dahi şefkatle, merhametle yaklaşmak. Evet. Allahu Teala'nın rızasına hoşnut sebeptir. E o razı oldu mu zaten alemler senin. Evet. Mülk senin artık. Yeter bütün ki o dünya razı. dünya karşında olsan çıkar. Elbette. Mesela şey var pek çok rivayet, tarikten de rivayet olunur, sağlam bir hadis-i şeriftir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde cuma hutbesini veriyor. Epey kalabalık cuma çünkü. Ve buyuruyor ki şu bu kalaban sizden birinizin buraya gelirken diyor, cumaya gelen yolcular için, birisi uzaktan geldi diyor, hı hı. içinizden biri. Çölden geçerken bir kuyuya vardı. Kuyunun etrafında affedersiniz bir köpek o kadar susamıştı ki ölüm derecesine, dili dışarı çıkmıştı, ölmek üzereydi. Kuyunun etrafında dönüyor hayvan. Kuyunun içine su var ama köpek ulaşamıyor. Evet. Buraya gelen sizden birisi, cemaate hitap ediyor. O hayvanı görünce devesinden indi, kuyuya girdi. Kuyudan ayak ayakkabısıyla su çıkararak o köpeğe ulaştırdı. Köpeği ölümden kurtardı diyor. Köpek kana kana suyu içti. Ondan sonra tekrar devesine binip şu anda cumaya geldi. O kişi bilsin ki bu hareketi sebebiyle bütün günahları silinmiştir. Bir köpeğe gösterilen merhamet. Evet. Bakın köpek böyleyse bir de insan eşrefi mahluk onu düşünün. Evet. Bir de Allahu Teala'nın hele sevgili kuluysa, hele mazlumsa Allah indinde onun fiyatı bizim hayalimizin alamayacağı kadardır. Birine insana insan olduğuna dair değer vermek. Evet. Bu Allahu Teala'nın en mükemmel eseri olan insana hürmet göstermenin Allah karşısında katında mutlaka bir karşılığı vardır. Yine bir hadis aklıma geldi. Allah'ın sevgili kullarına değer vermek. Ücretini Allah'tan alırsınız. O kulun haberi bile yok. Mesela, şu hadis aklıma geldi. Riyazu's Salihin'de, Buhari'de de zannediyorum vardı yanlış hatırlamıyorsam. Buyuruyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz sizden önceki ümmetler zamanında ee, bir adam, yani önceki peygamberler döneminde, bir adamın biri diyor, ömür boyu eşkıyalık yaptı, yol kesti, milleti soydu ve öldü. Ölünce kendini cennette buldu. Ve hayrette kaldı. Dedi ki, ya Rabbi sen yanlış bir şey yapmazsın. Ben nasıl cennette olabilirim? Ona bildirildi ki, artık bu bildirme vahiy mi oldu, melek mi geldi, Allah mı konuştu bilmiyorum. Ona bildirildi ki doğrudur, sen ömür boyu yol kestin. İnsanları soydun. Fakat bir gün, Yine siperde av beklerken bir yol kenarına av ve gelip geçeni soyuyor ya. O, o, yoldan bir alim kulumuz geçti. Sen o alimi görünce saklandın, utandın, siper aldın ki seni görmesin. O alime gösterdiğin haya sebebiyle bütün günahların affedildi. Allah'ın bir sevgili kuluna değer vermenin karşılığı bu işte. Evet. Bu sağlam hadis. Bir alime göz bak adam utanıyor beni görmesin. Eşkıya ya. O alim beni görmesin. Evet. Saklanıyor. Ondan saklanıyor ya bu Allah'ın hoşuna gitmiş. Evet. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu işte. Sahibi hürmetine kulu incitme evet. gönül Evet hakikatinin tezahürü. Elbette. Aynen evet. öyledir. Çünkü Allahu Teala'nın sevgili kuludur. Evet. Bu yaptığı kötü fiile şahit olmasın diye. Elbette. Bunlar çok mühim misaller hocam. Allah razı olsun. Hadis-i Ağız, şerif. Ağzınıza sağlık. buyuruyorlar. Şimdi Hazreti Pir Mevlana'dan devam edelim. Har derpaşot çonin duşvar yap. Har derdil çondovet vade cevap diyor. Ayağa batan bir diken bile bu kadar zor bulunuyorken evet. gönle batan dikeni nasıl buluruz diyor. Evet Ayağa batan basit bir dikeni bile bu kadar zor evet. buluyoruz. Gönlümüze batan dikeni nasıl bulacağız? Peki gönlümüze batan bu dikenleri nasıl bulacağız? Nasıl anlayacağız? Gönlümüze batan dikenler nelerdir hocam? Evet. Tabi Mevlana Hazretlerinin beytini iki bakımdan almak lazım. Birincisi, ayağa batan dikenin ayaktan topuktan çıkarılmaz zor. o Kayboluyor ya, evet. karıştırıyorsun, evet. ve acıyor tabi. Hatta bir konuşmada ben göze batan kıymık demiştim. Hatırlarsanız. Çok o bile oradan o kadar zor çıkarılıyorsa bir de kalbe kadar işlemiş alakaları oradan çıkarmak dünyanın en zor işi. Gönle batan kıymığı bulmak nasıl bulunur? İki mana var burada. Birincisi gönül kırmışsan onu nasıl bir daha tamir edeceksin? Evet. Ta oralara kadar gidip onu nasıl düzelteceksin? Bir bu var. Bir de esas murat, Allah'tan başka içimizdeki bütün fani alakaları nasıl oradan çıkaracağız? İki büyük yani, dağ gibi mesela. Evet, <laughs> evet. Nazarla, himmetle mümkün. Bir de gayret olacak tabii. Nazar nedir? Himmet nedir? Gayret nedir? <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah. <'ım. gülüyor> nazar tabii bakış demek. Ancak bu halk dilindeki nazara gelmek olayı değil. Bu başka bir şey yani hiç ilgisi yok. Nazarın tasavvuftaki tanımı tecelliyi tattıran bakış. Evet tecelliye vesile Gönle olan nüfuz eden. Bakış. Evet, bakış. İbadet evet farzdır, değerlidir, Allah'ın emridir, yapılacak. Fakat ibadetle sen cennete gidersin. İbadetle sevap kazanırsın, kaybolmaz. Ama ben Allah'ı sevmek istiyorum. Onu görmek istiyorum. Diyorsan o nazarla mümkün. Başka yolu yok bunun. Bir nazar olacak. Nazar olmadan olmaz. Nazar odur ki göz göze geldiğiniz zaman bir anda bir kıyamet kopar, bildiğiniz kainat gider, başka bir kainat inşa olur. İçinizde ve dışınızda, nazar bu. Yani ancak bu kadarını Hakkın anlatın. ne varsa alır götürür. Elbette, elbette. Peki nedir bu? Bir hadisi kutsi. Allah buyuruyor. Kutsi hadis, Kur'an'da olmayan Hazreti Peygamberimizin Allah böyle dedi, dediği hadisler. Allah dedi ki, Kul bana nafilelerle yaklaşır, Allah buyuruyor. Farz zaten mecbur, farzı zaten yapacak. Evet. Nafileler, mecbur olmadan yaptığı ibadetler kıymetli. Kul nafilelerle yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Bir noktadan sonra ben o kulumu severim. Ben bir kulumu seversem, Allah diyor, evet. ben seversem gören gözü ben olurum. Tutan eli ben olurum, yürüyen ayağı ben olurum. Bunu Allah söylüyor. Şimdi gören gözü ben olurum da kalalım. Nazarın ne olduğu biraz seziliyor mu? Evet gören gözü ben olurum. Nazarın ne olduğunu ancak yani tatmak lazım. Buraya bir ehl nazar, bir pir getirmem lazım ki anlaşılsın. Yoksa etkilerini anlatabilirim. nazar evet. ee, Nazarı nübüvvet, peygamber nazar. Evet. O gözlerle göz göze gelmek, o gözlerle karşılaşmadan önceki Ömer'le sonraki Ömer'i bir kıyaslayın. Evet. Hoca Hazreti Ömer, düşünün. Ee, peygamberi öldürmek niyetiyle yola çıkıyor. İlk ortaya çıkışı suikast. Gidip onu öldürecek. Fakat geliyor, şu oluyor, bu huzuruna giriyor. Belki yarım saat, belki on dakika kaldı. Göz göze geldiler. Oturup Hazreti Peygamber onu ikna etmedi. Öyle uzun uzadıya kimse bir şey de anlatmadı. Fakat nazarını nübüvvetle o gözler ki Allah'ı görmüştür. Göz göze geldi. Sonraki Ömer'e bakıyorsunuz, bu o mu diyorsunuz? İşte bir anda kömürün elmasa dönüşü. Nazar, tecelliyi tattıran bakış bu işte. Aynı Ömer. Bu muydu bir zamanlar kızını gömen adam? Gömdüğü rivayet edilir, değil diyorlar. Her neyse. Peygamberi öldürmeye kastetmiş adam bu muydu? Halifeliği döneminde, Hazreti Ömer'in halifeliği zamanı. Sahabilerden biri ölüm döşeğinde. Kıymetli bir zat. Bedir'de, Uhud'da omuz omuza çarpışmışlar. Allah Resulü'nün sahabilerinden biri vefat ediyor. Gece. Hepsi başucunda bekleşiyorlar. Çaresiz, mükedder yüzler mum ışığı altında Yasin-i Şerif okunuyor. O can çekişiyor. Hazreti Ömer de orada halife. Derken bu zat vefat ediyor. Ruhunu teslim ediyor. Vefat eder etmez Hazreti Ömer yerinden kalkıp uzanarak üfleyip mumu söndürüyor. Kandili söndürüyor. E sönünce herkes zifiri karanlıkta kalıyor. Birisi soruyor ya halife niye mumu söndürdünüz? Hazreti Ömer'in gür sesi karanlıkta. Diyor gördüğünüz gibi bu kardeşimiz vefat etti. Artık ona ait olan her şey mirasçılarınındır. Mum da öyle. Onu kullanamayız. Ya şu hassasiyete bakın. Kimin aklına gelir o sırada? Biri ölüyor. Bu Ömer nasıl bu hale geldi? Peygamber'e kasteden. Nereden nereye? Nereden nereye? İşte nazarın etkisi bu. Bir başka örnek. Bedevinin biri kan davasından ötürü o zamana kadar 7-8 kişiyi öldürmüş. 7-8 kişinin katili. Bir adam gelip Peygamber'in huzurunda 10 dakika kadar kalıyor. Sahabilerin çoğundan rivayettir. Müslüman oluyor huzurdan çıktıktan sonra devesine binip giderken nasıl oluyorsa devesi bir çöl çekirgesini ezi veriyor. Çekirge oralarda iridir, büyüktür. Bizim bildiğimiz gibi değildir. Yani kuş kadardır. Devesi ezi veriyor. Bunu fark edince adam hemen deveden inip o ölen çekirgenin başında, çekirgenin ezik çekirgenin başında bir saat kadar hüngür hüngür alıyor bu adam. 7-8 kişi öldürmüştü bu adam. 7-8 kişinin katili peygamber huzurunda yarım saat kalmakla bu hale geliyor. İşte nazar böyle bir şeydir. Evet. Nazarın etkilerinden anlarız. Ne olduğunu anlamak için ehli nazarı bulmanız lazım. Bu program asılmaz yani. Eyvallah <laughs> hocam. Ağzınıza <laughs> sağlık. Yine fuzulden devam edelim evet. hocam. Ey gönül yarı iste candan geç. Seri küyün gözet cihandan geç. Evet. Yarı istemenin koşulu candan geçmek. Sevgiliye kavuşmak da bütün dünyaya ait, alakalı her şeyden vazgeçmek. Nasıl olacak bu işler hocam? İşte şey var, Leyli ve Mecnun da çok güzeldir o. Beni de etkilemiştir. Mecnun işitiyor ki Leyla ölmüş. Leyla'nın ölüm haberi Mecnun'a geliyor. Alemde yaman haber verenler. Zeyd geldi, Mecnun'a Leyla öldü artık. Mecnun düşünün, Leyla'nın ölüm haberini alan Mecnun ne hale gelir? Su cigerden eyledi bir ah, bir hal kim ne uzu billah diyor. <laughs> Mesnevi'de. Ve aradı sordu. Neyse Le -e Leyla'nın mezarını buldu. Mesnevi'nin sonudur bu. Geldi mezarın başında el açtı dua etmeye başladı Mecnun. Ya Rab mene cismi can gerekmez. Canan yok ise cihan, cihan, gerekmez. <laughs> Müştakına meyyecel kerem kıl. Def'i bela ile ref'i gam kıl. Ey can sen de bizimle veda et. Bu hastayla yeter niza et. Epey uzundur burada evet. kesiyorum. Ya Rab bana cismi can gerekmez. Canan yok ise cihan gerekmez. Cihan ne ki? Cihandan vazgeçeceksin ki cananı ulaşasın. Hem cihan olsun hem can. O öyle şey yok. O yok, o olmaz. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı ben olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bu programda gönülden bahsettik, gönlü mevzu edindik. Altındağ Belediyesi Ankara Mevlevi Hanesi'nde yapmış olduğumuz edebinin sonuna geldik. Allah nasip ederse haftaya tekrar birlikte olacağız. Hoşça bakın muhterem zatınıza.